Haberin sesinden bir kez daha merhabalar sevgili seyirciler. Yayınımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Reklam arasına gitmeden önce de sizlere ifade etmiştim. Konuğumuzla birlikte merhaba diyoruz bu bölümümüzde sizlere. Keyifli bir sohbet olacak. Bu bölümümüzde bir eğitim kurumundan söz edeceğiz. Bu kurumun özelliklerinden ve özellikle de bu kurumda uygulanan bir programdan. Bugünkü programımızın konusu esasen bu program olacak. Değerli bir isim bizlere eşlik ediyor. Anıt Eğitim Kurumları kurucu temsilcisi Sayın Berlin Aydın'ı ağırlıyoruz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum. Bizler de çok teşekkür ediyoruz bugün bizlerle birlikte olduğunuz için. İlk kez bir araya geliyoruz. Sizi tanımak isteriz sohbetimize geçmeden önce. Sonrasında özellikle bir programdan söz edeceğiz dedik. Hemen evet. Konumuza geçeriz dilerseniz. Evet, ben Samsun'da doğdum. Eğitim hayatımı tamamını Samsun'da yürüttüm. Samsun Yüksek Öğretmen Okulu Kimya Biyoloji Bölümü mezunuyum. Ve bu süreçten sonra yaşamımda farklı sektörlerde var. Fakat eğitim vazgeçilmezim. Evet, en başından beri eğitim. Evet, eğitim. Giresun Atatürk Lisesi'nde mecburi hizmet sürecinde başlayan bir dönem kesintiye uğrayıp sonra tekrar devam eden Samsun 19 Mayıs Lisesi'nden emeklilikle noktalanan daha sonra kısa süreli bir dershane ortaklığı ve deneyimi Samsun Zafer Dershaneleri ve akabinden Samsun'da bir özel okulun kuruculuğu, genel müdürlüğü ve kurucu temsilciliği, yöneticiliği 9,5 yıl 2006'da başlayan, daha sonra İstanbul Kültür Üniversitesi kolejleri, Kültür 2000 Koleji ve akabinde birlikte arkadaşlarımla kurduğum, kurucusu ve ortağı olduğum bir kurum. Evet, uzun yıllar boyunca bu. Evet. Eğitim hayatınızın evet. Her alanında olmuş en başından beri kesinlikle. Görüyoruz ki. Kesinlikle. Ve bizler de bugün anıt eğitim kurumlarını konuşacağız tabii ki. Ve ondan ziyade bu kurumda uygulanan bir program. Çok dikkat çekici hakikaten. Programın özelliklerini birazcık araştırdım tabii ki ve hakikaten evet. Hep arzu ettiğimiz ifadeler var bu programın özelliklerinde. Sistem programından söz ediyoruz. Önce evet. Ne olduğunu dilerseniz anlatarak başlayalım. Tabii hepimizin çok güzel bir ifadeniz var, arzu ettiğimiz. Evet. Ben bir eğitimci olarak yıllarca arzu ettiğim şeyleri artık kendi kurumumuzda gerçekleştirmek için yola çıktık. Hı hı. Sistem programı 2006'dan itibaren aktif hayata geçmiş. Aslında 2001 yılında temelleri atılmış. Temelleri çok geri gidersek 1957 yılı. 57 yılında Sputnik'in uzaya fırlatılması, Rus uzay aracının oralarda başlayan bir süreç ama 2001 yılında Judith I. Family isimli bir bilim adamının, eğitim insanının ortaya koyduğu bir program olarak karşımıza çıkıyor. Sistem basitçe 4 tane temel kelimeden oluşuyor. Science, Technology, Engineering ve Mathematics kelimelerinden oluşan ve bu 4 ayrı disiplinin ilk harflerinin bir araya gelmesiyle oluşan bir sözcük. Evet, açılımında bunlar. Evet, etkili ve kaliteli öğrenmeye yol açan, doğanın içinde var olan bilgiyi alıp yaşama transfer eden bir çalışma. Aslında üst düzey düşünme becerilerini ortaya koyan başlı başına bir program, sistem programı. Sistem programı daha sonra psikoloji, sosyoloji, felsefeyi de içeren bir program. Çünkü science sadece fen olarak algılanmıyor sistemde. Science, bilim olarak çok daha ifade, kapsayıcı. Çok daha kapsamlı, evet. Ve science'ın altını dolduran kavramlar tabii her şey aslında. Hı hı. Hayatın tamamını, tamamını neredeyse diyebilir içeriyor. Miyiz? Aynen öyle, tamamını içeriyor. Ve sistem, psikoloji, sosyoloji, felsefe ve Kore gibi bir sürü ülke
Sitemiz tam olarak tanımlıyor. Sanatı da içine koyuyor. O da hayatın içerisinde. O da hayatın içerisinde bir bölüm. Bu akademisyenlerin farklı yaklaşımları. Kimisi bunun olmaması gerektiğini, bir kısım akademisyenler de STEM olmalı ifadesini kullanıyorlar. Ama ben şöyle görüyorum kişisel olarak. STEM sanatsız bir sistem olmaz. Mutlaka felsefesiz olmalı. Bir sistem olmaz. Psikoloji ve sosyolojisiz bir sistem olmaz. Sistem yaşamın bütünü, transfer becerilerinin bütünü ise her alandan transfer etmemiz gerekiyor. Ve sistem multidisipliner bir yaklaşım. Tüm disiplinleri araya getiren, çatısı altında toplayan bir yaklaşım. Evet ve bu yaklaşım uygulanıyor sizin okulunuzda. Evet. Birazcık pratikten söz edecek olursak, örneğin sistem okuryazarlığı diye bir kavram benim gözüme çarptı. Bu ne anlama geliyor? Şimdi burada bir şeyden bahsetmek istiyorum. STEM 2006'da Amerika'da başlayan ve o yıllardan beri takipçisi olduğum bir program. 2007-2013 Milli Eğitim Bakanlığı çerçeve programına alınmış. 2014'te tekrar toplanan kurul Horizon 2020 demiş. Süreç bu. Fakat sistemin uygulanma sürecine baktığımızda işte Aydın Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi gibi büyük üniversiteler, sonra Orta Doğu Üniversitesi ve devamında bir üniversite ve bir takım özel üniversiteler çalışmalara başlamışlar. Sistem programının uygulanmasında çok ciddi bir altyapı gerekiyor. Yani şu konuda sistem edebilirim. O sistem diyen değil, gönülden sistem edebilirim. Biz de sistem uyguluyoruz diye bir şey yok. Çünkü sistem multidisipliner bir yaklaşım olduğu için her alanda öğrencinizle uygulamanız gereken çalışmalar. Birebir pratiklerle, bir kesinlikle. Kültür gibi oluşturmak gerekiyor öyleyse bunu. Yapılandırmanız gerekiyor. Ben 2006'dan beri bu program içeriğinde çalışıyorum ve geçmiş kurumlarımda da belli lisede mesela sistemin bir bölümü uygulandı vesaire. Birlikte görev yaptığım ve birlikte kurumu kurduğumuz müdürümüz Mehmet Tezcan Bey'le de beraber bu işleri yürütüyoruz. Biz bu süreci yürütürken bunun lisede başlamasının yanlış olduğunu görerek yıllar önce aslında bir strateji belirledik kendimize. Ve bu stratejiyi de bu şimdi artık hayata geçirdik bu stratejiyi. Şimdi bakıyorsunuz çocuk 36 aylık. Yani 3 yaşında bir öğrenciden bahsediyoruz. Bir harika, dünyanın geleceğine dokunacak bir varlıktan söz ediyoruz. Potansiyel. Evet, ciddi bir potansiyel. Şimdi çocukları burada bırakıyorsunuz, diyorsunuz ki size farz ediyorum lisede. Ortaokulda sistem böyle bir şey yok. Sistem bir eğitim felsefesi. Bunu oluşturmanız için de anaokulundan itibaren şöyle bir stratejisi var anıt eğitim kurumlarının. Bir diyoruz. Çocuk öncelikle ana dilini çok iyi öğrenecek. İlk şart bu. İlk şart bu. Sistemde science, technology, engineering, mathematics ama bilimi doğru ifade etmeniz, doğru anlamanız ve hayata geçirmeniz için zaten ana dilinizi çok iyi bilmeniz gerekiyor. Evrensel bir dili çok nitelikli öğrenmeniz, kelime bazlı öğrenmeniz, tabanda da öğrenmeniz gerekiyor. Bunu 12 saat İngilizce dersiyle 3 yaştan itibaren çözüyoruz. Evet. Bunları tabii etütler vesaireler olarak yapıyoruz. Bunun dışında bir de bilimin dili var. Bilimin dili de matematik. Bir kategori. Onu da çocukların çok iyi öğrenmesini sağlamamız gerekiyor. Bir defa bu altyapıları kurgulamamız, yani bir öğrencinin, sistem programında bir öğrencinin 36 aylık çocuk 200 kelime kullanıyorsa,
yine farz ediyorum. Hı hı. 230 kelime kullanmasını sağlamaktır. Evet, pratiğini çocuğun böyle yansıyacak, evet, bu uygulama. Pratiğini bu yansımalı. Hı hı. Evrensel bir dilin temellendirmesi ve matematiği öğrenmeye başlaması gerekiyor. Bunları öğrenirken çocukların küçük kas gelişimleri çok önemli o yaşta. Küçük kas gelişimi becerilerini geliştirecek çalışmalar yapmanız gerekiyor. Nedir bu çalışmalar? Ne yapıyoruz? Akıl oyunları. Akıl oyunları çocukların kas gelişimlerini ve ekip çalışmasını öğrenebilecekleri alanlar. İkili, üçlü, dörtlü, hı hı, gruplar halinde, evet, ve öğretmenlerinin rehberliğinde, öğretmenlerinin de akıl oyunları eğitimi almış bir grupla, hı hı, çalışma yaptığı ve her hafta ikişer saat buna zaman ayırdıkları bir program. Evet. Çocuklar burada hem ekip çalışmasını öğreniyorlar, hem akıl oyunlarının kendi kaslarına kazanımlarını oluşturuyorlar ve böylece farklı üç boyutlu bakış açısı ve perspektifi de yaşamlarına katmaya başlıyorlar. Çok yönlü bir çalışma bu. Evet, çok yönlü. Robotik, Lego, hı-hı, Education. Yine Lego'da da küçük materyalleri birbirlerine monte ederek doğru parçaları doğru yerlere yerleştirerek. Evet. Ve onlarla bir sistem oluşturarak, hı-hı, çalışmaya başlıyorlar 3 yaşından. Bu tabii ilkokula doğru, biz şu anda ilkokulu 4. sınıfa kadar seneye ortaokulumuzu da planlıyoruz, hı-hı, ve Mayıs ayında açılışını yapacağız. Bu süreç içinde öğrencilerin robotiği, tasarlamayı, dizaynı, mühendisliğin, hı hı, çok önemli bir alanıdır dizayn. Yaşamı dizayn etmektir mühendislik. Mühendislerin kurguladığı bir dünyada yaşıyoruz. Var olan doğal sistemde değiliz. Hı hı. Onu dizayn etmelerini sağlıyoruz. O temel oluşturuluyor. Kesinlikle. Bir süre sonra zaten Lego Education'ın aparatlarıyla oluşturdukları prototiplerini, tasarladıkları materyalleri hareket kabiliyetini de yükleyerek 4D'den onları yüklüyorlar, evet, onları hayata geçiriyorlar. Bir başka boyutu ve öğrenmiş oluyorlar. Dizaynı ve üç boyutluluğu tasarlamayı öğreniyor öğrenci. Çünkü yaşamımızın her alanında mühendislik var. Kesinlikle. Ne iş yaparsanız yapın, mühendislik, fen bilimleri ve, hı-hı, peşinden teknoloji ve bunlar olmazsa olmazları yaşamı. Değil mi? Çocuk onu başlıyor ve öğreniyor. Kontrollü bir şekilde öğrenmiş oluyor. Uzun kasları çok önemli. Uzun kaslarını buz pateniyle çalıştırabileceği, dengeyi sağlayabileceği bir yaşam alanı yarattık onlara. Burada da spor birazcık da işin, tabii, içine girmiş görüyoruz, tabii, ki. O kasları çalıştırmaları, jimnastiğin bedenini kullanmayı ve bedenini tanımayı, balenin dengeyi sağladığı gibi çalışmaları okul platformunda sağlıyoruz. Çocuklar okulun içinde boş bir alanda bir laboratuvarımız var. Bu çok önemli. Pratik. Laboratuvarın içinde işte ağız yapısı, iç organlar, iskelet sistemleri, bir sürü materyal var. Şimdi bizim gelenekçi eğitim sistemimizde laboratuvar kitledir. Değil mi? Ulaşılamazdır. Ulaşılamaz. Genellikle. Ben bu konuda çok uğraşmış biriyim. Ulaşılamaz, girilemez ve tehlikeli öğretmen görülür. Kesinlikle. Öğretmen işte kırılmasın, sarf malzemesi yok, şu malzemesi gibi bir sürü algıları var. Biz de dedik ki kırsınlar, oynasınlar. Çünkü laboratuvar yaşamın içinde, nasıl sistem yaşamın içindeyse laboratuvarda yaşamın içinde. Görmeleri gerekiyor. Bunu görmeleri ve yaşamalarını sağlamamız gerekiyor. Bütün teneffüslerde inanamayacaksınız. Çocuklar o masanın etrafında uğraşıyorlar, onu alıyorlar, tartışıyorlar. Ben çok gördüm, midem ağrıyor deyip karaciğerini tutan, akciğeriyle karaciğerinin yerini bilmeyen bir sürü gencimiz var. Çocuklarımıza önce bedensel yapıyı tanımalarını sağlıyoruz. Değil mi? Bu çok önemli hakikaten. Kendini, evet, tanıması insanın. Kendini tanıması, kendini bilmesi çok önemli. Gözlemleyebilmesi. Kesinlikle. Tabii bir de öğrenme istasyonları oluşturduk.
okulumuza geldiğinizde görürsünüz salonda, duvarda tabletler var. Hı hı. Şimdi teknoloji yok diyorlar. Çocuklara internet kullandırmayalım, teknolojiyi kullandırmayalım. Bu bir ütopya, böyle bir şey yok. Teknoloji kaçınılamaz. Kaçınılmaz bir noktada. O zaman fotoğraf çekmeyin. O zaman cep telefonunuzu kullanmayın. O zaman o yeni model arabalarınızı kullanmayın. Koltuğunuzu ısıtmayın. Ayarlayın. Her şey teknoloji yaşamda baktığınızda. Ama biz çocuklara şunu öğretiyoruz. Tabletlere doğru bilgileri yüklüyoruz. Ve haftalık güncelliyoruz o bilgileri. Hı hı. Öğrenci teneffüste yine gidiyor ama öğreneceği bir şey var orada. İlgisini çeken de bir atmosfer oluşturulmuş. O yaş grubuna uygun o atmosfer var. Ne yapıyor? Teknolojiyi sağlıklı kullanmayı öğreniyor. Bu konuda ailelerle de işbirliğine gitmek için belli programlar hazırlıyoruz. Çünkü çocuk teknolojiyi kullanacak. Evet, sağlıklı kullanması ama gerekiyor burada. Ama sağlıklı kullanacak. Yani Z kuşağı vesaire, X, Y, Z ne yapacaklar? Benim gibi mi teknoloji kullanacaklar? Her geçen gün değişiyor. Her geçen gün yeni bir şey öğreniyoruz. Yeni doğmuş çocuk teknolojiyle doğuyor. Onun için bunu doğru gözlemlemek lazım. Çünkü ben okulun açılış konuşmasında bir sözüm var. Yıl 2030 dedim velilerime. Yıl 2030. Çocuklarınızı hangi eğitim sistemine göre yetiştireceksiniz? Değil mi? Hangi mesleği seçecekler? Hangi mesleği seçecekler? Eğitim fütüristleri dahi. Yani 5 yıl sonra hangi meslek ön planda olacak bunu kestiremiyorlar. Hele ki ülkemizde çok değişken bir eğitim sistemi yani, varken. Hangi besinlerle besleneceğimizi bilmiyoruz 2030 yılında. Hangi araçlarla seyahat edeceğimizi ne bilmiyoruz. Ne boyuta gelecek teknoloji? Bunların hiçbirini bilmiyorsak çocuklarımızı 21. yüzyıl becerileriyle yetiştirmek zorundayız. Nedir 21. yüzyıl becerileri? İşte bunlar. Problem çözme yetenekleri yüksek. Bireylerin temel bilgi becerilerini kullanacakları, mühendislik alanlarında fikir üretebilecekleri, yaratıcılıklarını tetikleyen, inovatif olabilecekleri alanlar ve eğitim süreçleri yaratmaktır. Dünya diyor ki, sitemin temel sebebi ülkelerin sürdürülebilir, bir rapordan okuyorum bunu, sitem raporundan. Ülkelerin sürdürülebilir bir ekonomiye sahip olmaları için sitem programına geçmek zorundayız. Evet, bu kadar büyük öneme sahip. Kesinlikle ve Milli Eğitim Bakanlığımızda zaten 26 Ekim, Eylül'dü sanıyorum. Artık eğitim sistemimizin siteme entegre edilmesi gerektiğini ve Milli Eğitim Bakanlığı sitem eğitimi raporu bakın. Evet, yazılı olarak da raporlaştırılmış evet, Yenilik ve Eğitim durum. Teknolojileri Genel Müdürlüğü'nün sitem raporu da oluşturulmuştur. Burada hepimizin eğitimciler olarak çok samimi olması lazım. Sitem uyguluyoruz, biz de sitem yapıyoruz değil. Sitemi gerçekten uygulamamız lazım. Hı hı. Çünkü sitem konusunda bu donanımı, bu birikimi sağlamak lazım. Değil mi? O okur yazarlığı edinmek. Ben o okur yazarlığı edinmeye çalışmış biriyim ve tüm öğretmen kadromuz da sitem okur yazarı olmak için ciddi eğitimler alıyor. İki ayda bir. Eğitimcilerin eğitimi de sürüyor sürekli. Tabii, en önemli olay bu zaten. Türk Milli Eğitim Sistemi'nde öğretmen yeterliliği çok önemli. Öğretmen yeterliliğini arttırmak için de kurumların mutlaka öğretmen eğitimine yatırım yapmaları gerekiyor. Atlanan bir nokta ne yazık ki gözlemlediğimiz kadarıyla. Tabii çok ciddi bütçe ayrılması gereken, finanse edilmesi gereken bir nokta. Biz mesela şu anda
Aydın Üniversitesi'nde yardımcı doçent doktor Devrim Akgündüz Beyefendi var. Bu programın ilklerinden biridir Devrim Hocam. Devrim Hocam bize 3 günlük bir eğitime geldi ve 1,5 ayda bir öğretmen eğitimine sürekli geliyor ve bize katılıyor workshoplarla, öğretmen eğitimleriyle. Devamlılığı da olan bir devamlılığı, bir yıllık bir program protokolümüz var hocamla. Aynı zamanda ODTÜ Teknokent'te ürün müdürü olan Ayşe Köşker hocam var. Daha önce de kendisiyle birlikte çalıştım. Özel bir kurumun 36 okulunun dil koordinatörlüğünü yapmıştı. Çok rica ettim. Kırmadı beni. Hep minnettarım kendisine. Ve bizim dil programımızda Ayşe hocam yönetiyor. Bizim 3 tane İngilizce öğretmenimiz var. İkisi bilingual. Biri native speaker. Tabii bu çocukların gelişiminde çok önemli bir perspektif açıyor. Ve ayrıca biz akıl oyunları, Lego Education gibi çalışmalarda çift dilli çalışıyoruz. Çocukları... Çok yönlü demiştik. Hakikaten her anlamıyla çok yönlü olduğunu görüyoruz bu çalışmaların. Ve bir ifade vardı tanıtımda. Benim dikkatimi özellikle o ifade çekti. Merak ettim. Yazıyor ki hedef dikte eden değil, çocukların hedefini kendilerinin belirleyebileceği bir sistem bu. Bu arzu ettiğimiz aslında hep dile getirdiğimiz değil mi? Çocuklar kendi hedeflerini kendileri belirlesinler. Kesinlikle. Hep bunu arzu ediyoruz ve yurt dışı örneklerinden hep bunu gözlemliyoruz. Kesinlikle. Nasıl olacak bu? Bunu birazcık açacak olursak tabii, bu kavramı. Bakın bir süredir şöyle eğitim sistemine baktığımızda projeler, proje çalışmaları aslında sistemin bir parçası. İşte fen alanına eğilim gibi şeyler ama havada kalıyor. Bir bütünün parçalarını, yani bir tekerle benim arabam var diyemezsiniz. Direksiyonla bir bagajla tamam ben araba kullanacağım diyemezsiniz. Bütün argümanları ciddi bir korelasyonla bir araya getirmek zorundasınız. Eksik tek bir parça bile olmamalı. Olmamalı, yani olmamasına çalışılmalı. Mutlaka eksik alanlar olabilir ama... Temel altyapı argümanlarını oluşturmak zorundasınız. Sistemi ülkemiz iddialı söylüyorum. Yani bu tabii ben minik bir okulun, bir sistem okulunun eğitimcisi, kurucusu olarak söylüyorum. Bu programı doğru uygulayalım. Bu ne getirir bize biliyor musunuz? Fen, matematik alanında... gelişmiş. Transfer, bilgiyi transfer edebilme becerileri yüksek. Ana dilini, evrensel dili iyi kullanabilen. Ve bunları hayata geçiren bir birey olarak ülkenin ekonomisi, ülkenin yaşam şeklini, ülkenin felsefesini, yaşamını değiştirir. Şimdi ilk sistemin ortaya çıkmasında şey çok önemliydi. Sanıyorum 2010'du. Obama'nın bir açıklaması var. Diyor ki fen teknoloji, matematik ve mühendisliği bir araya getirmemiz bunları getirecek bir eğitim planlamak için yola çıkmamız bu eğitimin dünya standartlarındaki gelişmeleri değiştirmesi, Çin'de mesela mühendislik becerileri çok yüksek, işte bizim ülkemizde düşük, Amerika bir ara tabii hep bütün teknolojik yatırımlar şeye geçti, Çin'e devredildi. Ve bu eğitimin başlama sürecinden sonra bütün ülkelerin bu konudaki ekonomilerinde fark yaratıldı. Bu farkı yaratabilmek için en önemli gözlemlerden biri de şu, bilim ve fen ve matematikte çok iyi öğrencilerin, kız öğrencilerin özellikle mühendisliği yaşamın içine çekemediğimiz için gidip tıp seçtikleri, yani tıp alanına yönlendikleri. Evet. Daha böyle pozitif engelliler diye geçiyor bir raporda o cümle. Daha
aslında çok etkin kullanabilecekleri alanlar olmasına rağmen bilimi, mühendisliği yaşamın içinde yordayamadıkları için, pratiğe dönüştüremedikleri tabii, için farklı alanlara yöneliyorlar. Bu dikte edilmiş oluyor dolayısıyla. Evet, bu dikte ediliyor. Evet, bu dikte edilen bir sistem. Ama öğrenci hedefini kendi koyabilirse, kendi hedefine ulaşabilirse bu son derece önemli. Bu duyusal becerilerle ilgili tutum, motivasyon, tutum ve motivasyon gibi değişkenler de bunun içine giriyor. Sistem bu özgür ama hedefe yönelik planlayan, strateji belirleyen, prototip oluşturan vesaire vesaire çocukların tutum ve motivasyonlarını da sağladığı için motivasyon başarının temelidir. Değil mi? Aynı zamanda da mutlu bireyler. Mutlu bireyler yetişir. Sadece akademik anlamda kesinlikle, başarılı değil, mutlu olmak da. Yetmiyor akademik anlamda başarılı olmak. Ben akşam izliyorum çocuklar işte etüt falan sabah geliyorlar. Akşam 5'e kadar okuldalar. Akşam anneleri almaya geliyor. Lokasyon da çok keyifli bir lokasyon. Anneler almaya geliyorlar kolayca ulaştıkları için. Fakat bakıyorum gitmek istemiyorlar. Satranç oynuyorlar okulun bahçesinde, açık laboratuvardalar. Öğrenme istasyonlarında normalde o yaş grubunu çocukların bıkkın, yorgun, değil mi? O okula kadar gitmek okulda istemeyen kalmış, çocuklar, eve gitmek isteyen, anneyi görünce atlayıp sarılan çocuklar olması gerekirken tam tersi. Anne biraz daha kalalım, baba birazcık daha kalalım, sen çay iç, bir de onları yönlendiriyorlar böyle de keyifliler. Tabii biz de, ben eğitimci olarak son derece keyif alıyorum. Çünkü bu artık, Mehmet Bey'le sık sık sohbet ediyoruz, bu bizim son derece keyifli yaşama getirdiğimiz, getirmekten de onur duyduğumuz, bu bir evrensel bir program. Değil bakanımız bir açıklamış, dönüşüm aynı zamanda bir da. Dönüşüm, evrensel dönüşüme ayak uydurma, Samsun'daki, Karadeniz'deki bir okuldan dünyadaki evrensel dönüşüme ayak uydurma, bu bizim için son derece gurur verici. Çocuklarımızı gördükçe, velilerimizi gördükçe de çok keyif alıyoruz. Evet, bu noktada bu programın uygulandığı Karadeniz bölgesindeki tek okul. Tamamen uygulandı. Tamamen uygulandı. Bu yani özel herkes bir durum. Sistem yapıyorum diyor. Mesela Lego Education'ı uyguluyorlar. Biz sistem. Sistem öyle bir şey değil. Evet, bütün olması mesela gerekiyor. Mesela biz bir kitapçık çıkardık şu anda. Multidisipliner yaklaşım derken tüm disiplinleri bu hedefe yönelik organize ederek dersi, çocuk dersteki konusu tamam ama onun için de tüm disiplinleri organize ettiğimiz için onun içinden o alan için olan kazanımlarını da tespit edip ve uyguluyoruz. Evet. Bu çok önemli. Özel bir durum, önemli bir durum. Önemli bir bütün olması gerekiyor. Kesinlikle. Ve yine birey olarak çocuğun kendisini ifade edebileceği ve yıldızını da avucuna alabileceği bir sistem olduğunu ifade etmişsiniz. Evet. Bu da yine çok güzel bir ifade hakikaten. Az önce de belirttik, akademik başarının yanı sıra bireyin mutlu olması, kesinlikle, mutlu bir birey olarak yetişmesi çocukların da çok önemli. Bu noktada da sistem programının katkıları söz konusu, çocuğun kendisini doğru bir şekilde ifade etmesi noktasında. Evet, hep liderlik becerileri diyoruz. Çocuğun kendisini ifade etmesi diyoruz. Özgüven diyoruz. Yaratıcılık diyoruz. İnovasyon, yaratıcılık inovasyondur biliyorsunuz. Evet. Bizim 36 aylık bir bebeğimizden diyorum onları, minik öğrencilerimizden, tüm öğrencilerimiz inovasyon kulübüne üyeler. İnovasyonu tüm yaşam alanlarında içselleştiriyorlar. Bunları demekle yapamıyoruz. Bunları yapmak zorundayız. Mesela 2 saat görsel sanatlar dersleri var. Perspektifi öğreniyor çocuk. O yaştaki çocuğun perspektifi öğrenmesi 3 boyutlu düşünmesini sağlıyor. Değil mi? Bakış açısını da değiştirmiş oluyor dolayısıyla. Tabii, büyütmüş oluyor. Büyütüyor. Prototip tasarlıyor, dönüştürüyor, hayata geçiriyor. 3D printerları var. Orada tasarladıklarının 3 boyutlu çıktılarını alıyorlar. Bu çocuklarımız için çok artı bir şey.
Sistemde tabii bunlar var, olması gerekenler. Şurada bir iki notum vardı. Hı hı. Atladığımız bir şey kalmasın. Evet, kalmamasını istiyorum. Teknolojinin doğasını açıklamayı ve anlamayı sağlayan bir sistem. Bu çok önemli bir cümle bence. Çünkü teknolojinin de bir doğası var. Ve o doğayı doğru anlamak, anlamlandırmak ve yordamak çok önemli sistemde. Eleştirel düşünme becerileri son derece önemli. İnovatif düşünceden bahsettik. Disiplinler arası bakış açısını kazanması çok önemli. Yani çevrede bakıyorum, ben de kimya biyoloji öğretmeniyim. Yani vidayı buraya vida alacaksınız işte, alıp tornavidayla. Ama önünüze başka bir materyal çıktığında, çok basit, çok böyle çok elegant bir örnek veriyorum. Bunu buraya da yapacağını düşünmek, bilgiyi transfer etmek, ısıyı, enerjiyi vesaireyi farklı biçimlerde kullanmak, çok yönlü düşünmek, transfer becerileri ve bu korelasyonlar son derece önemli. Bunu ben sistem yaptım, sistem konusunu sizlere de anlattım. Sistem budur, uygulayın. Yok, bu bir yaşam felsefesi. Değil mi? Bir kültür gibi oluşmuş bir kültür. Olması gerekiyor. Tüm öğretmenlerin bu konuda sistem okur yazarı olması gerekiyor. En azından sistem programında bir alfabenizin oluşması gerekiyor. Çünkü sistemin bir jargonu var. Değil mi? O temeli atmanız gerekiyor. Kullanıyor olmanız gerekiyor. Yoksa sistem konuların daha eğlenceli işlendiği, ilgi çekici, yaratıcı bir felsefenin oluşturulduğu bir program olmasa çocuklarımız keyif alabilirler mi? Transfer becerileri gelişir mi? Bunları sağlamamız lazım. Hayata yansıtmak. Üst düzey düşünme becerilerini son derece önemsiyoruz. Zaten Bloom taksonomisi bizim Bloom ölçme değerlendirmede primistir. Üst düzey basamaklarına hitap eden bir sistemdir sistem. Evet. Bloom taksonomisini, taksonomiden, ölçme değerlendirmeden bahsediyorsak, taksonomi basaması bahsediyorsak, eğitimde çok önemli olduğunu ifade ediyorsak, Bloom'un taksonomisinin en üst düzey basamaklarına hitap eden sistem de sistemdir. Yine sistem sistemi burada da karşımıza kesinlikle, çıkıyor. Kesinlikle, kesinlikle. Yavaş yavaş sonlandıracağız sohbetimizi. Eğitim konusunda bir diğer aslında şikayet ettiğimiz konu da rekabet. Çocukları yarış halinde bazı şeylere yönlendirmek. Bunun da önüne geçen bir program sistem. Bu noktada neler söyleyeceksiniz, değerlendirmeniz ne olacak? Şimdi bu konuda tabii temel hedefleri zaten dil, matematik, fen, yabancı dil temel hedefleri oluşturarak gidiyorsunuz. Ben bunu o kadar abartılacak bir şey olarak görmüyorum. Sektörel bazda biraz kullanıldığını düşünüyorum. Çünkü TEOG sınavında 5. sınıftan var olan konu belli. 6. sınıftan var olan alan belli. Evet. 7'de zaten yanılmayayım, yani bir senedir takip etmedim. Son bildiğim 3 tane konu vardı. Şimdi bakın 6 tane başlık ve 8. sınıf konularından bir sınav. Zaten Milli Eğitim Bakanlığı ortak bir sayfa oluşturmuş. Bütün soruların oradan sorulacağını da ifade etmiş. Bir çocuğun bu kadar kazanımını terk edip 5. sınıfta TEOG'da yapacağınız şey bellidir. Zaten onu haftada 2-3 saat ders ayırarak bunu iyi bir planlamayla yaparsınız. Çok önemli bir şey değil. Orta 2'de de 2-3 saat ayırarak bunu çözersiniz. 7. sınıfta arttı. 8. sınıfta bu sınava çocuklarımızın girmesini istiyor ve yönlendiriyorsak, evet, 8. sınıfta bu çok kolay halledilebilir bir şey. Hem 21. yüzyıl becerileriyle donatılmış, hem de geleceğini planlayan çocukları yetiştirirsiniz. Ama sektör sıkıyor ve daraltıyor. Niye? Bir sürü kazanımlar var.
Aynı zamanda özel okulculuk bir ekonomik kaygı sistemiydi. Değil mi? O kaygıyı en popülist yaklaşım ne? Bununla halledildiğini düşünüyorum. Ama bu popülizmi ülkenin geleceğiyle ilgili konulara entegre etmeyi bir eğitimci olarak eğitimin gelecek olduğuna inanan bir birey olarak çok daha nitelikli buluyorum. Ve bu yaptığımız işte de evet herkes para kazanacak. Kimler kazanıyor? Herkes ortak çalışıyoruz, bir kazanç var vesaire. Ama kısa vadede değil. Eğitimde doğru yatırım yapan kurumlar uzun vadeli çalışmaları yaşama geçiren kurumlardır. Bu işlerde küçük hesaplarla, çok amiyane oldu, bağışlayın, çok özür diliyorum. Çok ağzıma da yakıştıramadığım bir sözcük oldu. Büyük bir geleceği kaçırma lüksümüz yok. Çok teşekkür ediyoruz. Ben de çok teşekkür ediyorum. Hakikaten çok güzel anlattınız. Çok teşekkür ederim. Ağzınıza sağlık. Yine ağırlamak isteriz. Yine sohbet etmek isteriz. Her zaman istediğinizde buradayım. Çünkü her çocuğun bir yıldızlığı var. Ben o yıldızları toplamak için dolaşıyorum. Evet, çok teşekkür ediyoruz. Ben güzel enerjiniz için de ayrıca teşekkür ediyoruz. Çok teşekkür ederim. Evet sevgili seyirciler, bir eğitim kurumundan, bir programdan söz ettik programımızın bu bölümünde. Ve Sayın Berin Aydın stüdyomuzda bizlerle birlikte oldu. Sohbetimizi ve programımızın bu bölümünü noktalıyoruz. Haberin sesi devam edecek. Siyaset diyeceğiz. Yine bir konuğumuzla sürdüreceğiz aramızdan sonra programımızı. Bizlerden ayrılmayın diyoruz. Başbakan Binali Yıldırım, Afyonkarahisar'da düzenlenen 25. Değerlendirme ve İstişare Toplantısının kapanışında konuştu. Bizi bu örgütle itham etmek isteyenlere sorarım. 60'larda, 70'lerde, 80'lerde, 90'larda AK Parti yoktu. Ama sizlerin devamı olduğunuz partiler vardı. Ne yaptınız? Hangi mücadeleyi verdiniz? Bu örgüt devlete sızarken ne önlem aldınız? Bu örgüt daha 80'li yıllarda sınav sorularını çalarken hangi tedbir aldınız? Hangi başbakan, hangi cumhurbaşkanı bu örgütle AK Parti iktidarı kadar mücadele etti? Şimdi çıkıp konuşması kolay. Görev yaptıkları dönemde üç maymunu oynayanlar şimdi çıkmışlar ahkam kesiyorlar. Bu örgüt Türk Silahlı Kuvvetlerine zehirli bir yılan gibi sızarken susanların bakıyorum dilleri çözülmüş bülbül gibi konuşuyorlar. Bu örgüt emniyet teşkilatına yargıya sızarken susanların akılları belli ki şimdi başlarına gelmiş. Bakın değerli arkadaşlar, 17 Aralık 2013 sabahı ülkede FETÖ'ye teslim olanları bu millet gördü. Yargı ve kolluğa, siyasete darbe yaparken medya teslim oldu. Bürokrasi teslim oldu. Siyasi partilerin bir kısmı teslim oldu. O gün 17 Aralık günü tek bir cesur ses Recep Tayyip Erdoğan Konya'da kürsüye çıktı, boyun eğmeyeceğiz, diz çökmeyeceğiz dedi. Cumhuriyet Bayramı'nın 93. yıl dönümü kutlamalarının son genel provası yapıldı. Vatan Caddesi'nde gerçekleşen provalarda polis yoğun güvenlik önlemi aldı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı İsmail Kahraman, İstanbul Barosu Başkanı seçimi için oy kullandığı esnada bir grup avukat tarafından protesto edildi. Protestolara aldırış etmeyen Kahraman, baro başkanı adaylarının standlarını gezdi ve kongreden ayrıldı. Açın, yolunuz,
Türk Silahlı Kuvvetleri Yüksekova Dilekli Hisardağı bölgesine icra edilen operasyonda çok sayıda silah ve malzemenin ele geçirildiğini açıkladı. Özgür Suriye Ordusu'nun Türk Silahlı Kuvvetleri ateş desteğiyle Suriye içlerinde ilerleyişi sürüyor. Bursa'nın merkez Nilüfer ilçesine bağlı Gölyazı'daki 2400 yıllık mezarlar gün ışığına çıkarılıyor. Kültürel varlıkları ortaya çıkarmanın mutluluğu içerisindeyiz. Yıllardır çabalarımızın karşılığını şimdi yeni yeni almaya başladık. Çünkü biz biliyoruz ki Gölyazı, Apollonia dediğimiz bu bölge yaklaşık 2400 yıllık bir tarihe ve tarihi birikime sahip bölge. Türk Silahlı Kuvvetleri Hakkari'de bugüne kadar toplam 463 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Bitlis'te 4.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem anı ise güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine bağlı Bahramkale köyü yakınlarındaki Asos Antik Kenti'nde kazı çalışmaları sürüyor. Profesör Doktor Nurettin Arslan başkanlığında yürütülen kazılarda yeni bir han kalıntısı ortaya çıkarıldı. Çanakkale'nin önemli antik kentlerinden biri olan Asos 1881 yılında ilk defa kazılmış ve daha sonra 100 yıllık aradan sonra 1981 yılında Türk arkeologlar tarafından kazılmaya başlanmıştı. Bu yıl kentin özellikle iç kesimlerinde yer alan Bizans dönemi kalıntılarını araştırdık. Bu kapsamda Batı kapısının gerisinde bulunan bir han olarak isimlendirilebileceğimiz yapıya ait kalıntı kompleksi ortaya çıktı. YEPAŞ'ın katkılarıyla hazırlanan Haberin Sesi devam edecek.